Ben enkaza gittim. Enkaza çıktım. Enkazda bizim köy komple yıkıldı. Köy yıkılınca bir de bir metre kar var. Biz gittik, çıkamadık. Tekrar döndük. Bu sefer şehre indik. Merkeze. Merkeze enkazına gittik. Telefon geldi, dedi ki senin dükkanı yamalıyor. Artık iki tane cenazemiz vardı. Yani cenazeyi götürdük, gömdük. Gelirken dükkana baktım. Dükkan komple arka taraf duvarlar hepsi yıkılmış. Ağır hasarlı. Millet içinde ben diyorum ki bu dükkan ne yapıyoruz? Bize lazımdır. Bizim ihtiyacımız var. Biz artık bir şey bunları çıkarttık. Gittik bu enkaza gittik. Bu cenazeyi gömmeye gittik. Geldik. Yani artık 2-3 gün dükkana varamadık. Mezara git, enkaza git, mezara git, enkaza git. Ben gittik dükkan artık bir şey bırakmamışlar. Bir trilyon üzerinde malım gitti. Maalesef 6 Şubat'ta kahvemiz yıkıldı, yerle bir oldu. Yani mağduriyet göz önünde, hiçbir el uzatılmadı. 1 lira almış değiliz, bir destek almış değiliz. Sonradan şansımıza işte bu konteyner şeyi çıktı, kurayla adımıza çıktı. En azından stresimizi belki buradan atarız. Arkadaşlarımız gelip burada en azından yine tekrardan çayımızı içmeye nasip oldular. Süreç neyi gösterir bilmiyoruz ama inşallah en kısa zamanda eski düzenimize döneriz ve biraz daha da arkadaşlarla yine mutlu olmaya çalışırız. Ama sen dersen bir kahvenin düzenini koyayım. Sen bir sandalye, kahve sandalyesi yani 500 liraya alamazsın. Bir masa örneğin 1,5 milyardan aşağı alamazsın. Benim orada hiçbir çivi bile kurtaramadım. Düşün onu göze aldığın zaman benim doğal gazıydı. Ondan sonra kameralarım vardı. Yani onu hesaba vurduğun zaman zaten 500 liraya sen şey edemezsin yani. Düzene getiremezsin. O süreci biz nasıl toparlayacağız? Kuşkumuz var. Hep bilinç olarak bile kendi yani gece bile rüyamıza gelen bir şeydir. Hayata nasıl tutunacağız? Geri akışımıza dönebilecek miyiz? Onun pençesindeyiz. Ne olacağı bilmiyoruz.